Suriye'deki şiddet olayları ateşkese rağmen devam ediyor. İdlib kentinde düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda en az 20 kişi ölürken çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırıların uluslararası gözlemcilerin İdlib'de kaldığı bölgede düzenlendiğini söyleyen muhalifler, Suriye hükümetinin gözlemcileri yanıltmaya çalıştığını öne sürdü. Son gelen bilgilere göre ordu birliklerinin İdlib kentinin bazı bölgelerini kuşatma altına aldığı ve buralardan ağır silah seslerinin geldiği bildirildi. Başkent Şam'da temaslarda bulunan Birleşmiş Milletler Gözlemci Heyeti'nin Norveçli Başkanı Robert Mood, Esad yönetimine ve muhaliflere seslendi. Bütün taraflara şiddete kalıcı bir şekilde son verme çağrısı yapıyorum. Öte yandan internete yüklenen görüntülerde gözlemcilerin Humus kentinde ölen muhaliflere ait cesetlerin sokaktan toplanması olayına şahit olduğu iddia edildi. Görüntüler bağımsız kaynaklarca doğrulanmazken 12 Nisan'da başlayan ateşkesten bu yana en az 500 kişinin öldüğü de gelen haberler arasında.